Arkadaşlar günaydın hepinize. Saat şu an 8:30 ve ben 10 dakika önce uyandım. Yüzümden de anlaşıldığı üzere gerçekten aşırı derecede yorgunum. Sesim de hala kendine gelmiş değil. Bugün benim bebişimle buluşmam var. Yani detaylı ultrasonum var bugün. Oraya gideceğim. Şu an tel toka bulmaya çalışıyorum. Makyaj yapmayacağım. Sadece böyle kazağımı giyindim. Çünkü dışarısı gerçekten buz gibi. Saçımı da böyle bağladım. Yarım bağladım daha doğrusu. Bir tane de bu tarafa bulduk mu? Tamamdır. Ay, dolabım o kadar karışmış ki gerçekten hiçbir şey bulamıyorum. Bu arada çıkmadan da mecbur bir şey yiyeceğim. Çünkü gideceğim yol yarım saat 40 dakika sürüyor. Ve eğer yemezsem trende fenalaşabilirim. Yani midem bulanabilir. O yüzden bir şey yesem harika olacak da nasıl yiyeceğim? Ve uyanır uyanmaz bu beni o kadar zorlar ki gerçekten yani bilmiyorum. Evet. Saçımı böyle bırakacağım. Acaba şey sürsem mi ki? Yok, tek krem süreyim ya. Kim uğraşıyor? Cidden Allah. Alt tarafı doktora gidip geliyoruz yani. Şöyle Neutrogena'nın kremini uyguluyorum. Bu arada gerçekten sesim için kusura bakmayın. Ama şimdi başlatmak istedim. Sonra unuturum diye. Şöyle güzelce nemlendiriyoruz yüzümüzü. Ay, çok güzel kokuyor bu. Çıkmadan haplarımı da alayım. Vitamin haplarımı. Onları da unutmayayım. Evet. Tamamdır. Arkadaşlar kombinim böyle sade. Gördüğünüz gibi bir kere daha giyinmiştim. Şimdi çıkıyorum. Trene binmeden önce kendime marketten bir ekmek alacağım. Onu yiyeceğim. Ondan sonra bineceğim. Çünkü hiçbir şeyi riske atmak istemem. Şimdi çantamı alacağım. Ondan sonra çıkıyorum. Önümü de böyle kapatırım. Acaba şal da mı alsam ya? Çok mu sıcak olur? Çünkü altımda da tekrar bir şey daha var bu kazağın altında. Ya da neyse ya, böyle yeter bence. Gidelim o zaman. Sadece bir tane peynirli ekmek aldım ve şimdi sıra bekliyorum. Ve ben şimdi detaylı ultrasondan çıktım. Eve yaklaştım sayılır. Eve gitmeden bir markete uğrayacağım. Çünkü sabah sadece yarım ekmek yemiştim. Yarısı da hala çantamda. O yüzden bakayım, bir taze ekmek alırım kendime. Evime geldim. Hemen size hızlıca aldıklarımı gösteriyorum. Fazla bir şey almadım. Hemen başlayalım. Şöyle ekmek aldım. Kuşbrot. Sonra bu domatesleri ben çok seviyorum. Böyle küçük küçük. Şimdi kahvaltıda yiyeceğim. Philadelphia aldım. Ondan sonra Akif'e en sevdiği pudingden aldım. Vanilyalı. Buna çok sevinecek. Ondan sonra salatalık. Şöyle krema aldım. 4 tane aldım çünkü indirimdeydi. Bunlar zaten hep lazım oluyor bana. Sonra parmesan peyniri aldım. Böyle makarnanın üzerine falan. Ay, tırnaklarım gerçekten çok kötü duruyor ama bugün çıkartacağım. Dün sürmüştüm ama hemen soyuluyorlar geri gerçekten. Hiç dayanmıyor bende. Ondan sonra şöyle baharat aldım. Fesleğen. Kurutulmuş fesleğen. Bir tane mantar. Bir paket. Ondan sonra şu makarnadan aldım. Hatta bugün sanırım mantarlı ve kremalı makarna yapacağım. Üzerine parmesan peyniri, enfes oluyor. Ve tabii onun için sos aldım. Böyle peynirli. Ve biliyorsunuz ki, yani beni tanıyanlar bilir, çevrem bilir. Normalde içecekle hiç ama hiç aram yok. Sadece kolanın vanilyalısını seviyorum. Ama hani o kadar
içmiyorum aslında ve bugün çok canım çekti. O yüzden kendime buz gibi bir tane aldım ve şimdi içeceğim. Bilmiyorum ama acayip çok canım istedi bugün. O yüzden onu aldım. Başka da bir şey yok ve 21.60 ödemişim. Evet. Aa, bu arada kızlar, size ultrazondan hiç bahsetmedim. Ay, ben bir kalkayım. Allah, bunları yerleştiririm. Bir saniye, ben bir buraya oturayım. Evet, sabah bahsettiğim gibi bugün detaylı ultrazona gittim. Yani organ screening diye geçiyor bizim burada. Çok şükür bebeğimin her şeyi yerinde, yani iyi gelişiyor. Rabbime şükürler olsun. Ve bana tabii resimler verdiler. Kalp atışını falan duydum tekrardan, yine çok güzeldi. Videoya çektim Akif'e göstermek için. Malum o işte olduğu için gelemiyordu. Bir de zaten boş olsaydı da içeri almıyorlar koronadan dolayı. Şöyle resimler verdi. Bakın. Çok tatlı ya. Bakın, bir yerde bacağını üst üste atmıştı, size onu göstereyim. Durun, neredeydi? Biraz böyle kendim de bakmam lazım. Ay, bulamadım. Cidden bulamadım. Nerede? Ha, burada. Bakın, burada bacağını böyle X yapmış. Görüyor musunuz? Aa, evet, şurada. Bacakları ve çarpı yapmış. Sonra bir yerini de çok detaylı bir şekilde gösterdi. Bakın, onu kısa bir göstereyim. Sonra kafası falan, vücudu. O şekilde böyle resimler verdiler. Şimdi ben bunları kaldırayım. Akif gelince Akif'e göstereceğim. Bir de burada sonuçlarım var ama bir şey yok zaten. O zaman ben şimdi bunları kaldırayım, alışverişimi yerleştireyim. Ondan sonra hızlıca bir şeyler yiyeceğim. Onları çekmem ama, çünkü anlaşılan bir şey yapmayacağım. Tek karnımı doyururum ve kolamı içerim. Çok seviniyorum. Sonrasından televizyon izlerim. Ve biz sizinle büyük ihtimal akşama görüşürüz. Çünkü çok yorgunum. Arkadaşlar, bugün sanırım paket günü. İlk önce Akif'in bilgisayar için parçaları geldi. Böyle ufak tefek şeyler, kulaklık falan. Ve burada da yeni çay masam geldi. Ama tabii ki de şimdi bu evimde açmayacağım. Sadece açıp kontrol edeceğim bir tarafından. Hani doğrusu geldi mi diye. Çünkü yeni evime gidecek inşallah. Ama sevindim gelmesine. Bu arada boş ev turu isteyenler de var. Tabii ki de onu da çekeceğim kızlar. Ama sanırım birinci ayın ilk haftası çekerim ve o zaman yüklerim. Aynen. Ama aklımda, yani çekeceğim sizler için boş ev turunu. Ondan sonra da dolu bir ev turu. Evim bittikten sonra. Akif geldi. Vallahi yine paket ya, açıyor. Paket açmasını acayip seviyorum. Bu arada arkadaşlar, Akif'in eşyası için benim de eşyalarım çıktı ve sevindim. Hiç açmamıştım, bilmiyordum içinde olduğuna. Bakın, böyle bir makine aldım. Bunlar bu şey için, adı neydi ha, gözeneklerinizi temizlemek için. Arkadaşım da almıştı, iki arkadaşım, ama onlar hangisini aldı bilmiyorum. Ben bunu gördüm Amazon'dan. Şimdi deneyeceğiz birazdan. Eğer memnun kalırsam linkini size bırakacağım. Ama yorumlarını da okudum, hep 5 yıldız vardı. Burada da dolap yaptırmıştık, onun için şey, dolap kulpları deniliyor değil mi? Knöpfe. Şey, ondan aldık. Stomazları var ya, açmak. Evet. Artık da gördüğünüz gibi paketlerini açıyor. Sen değil. Neyse aşkım, sen bunları hallet, ben mutfağa kaçtım. Bye. Arkadaşlar, yeter ki canım istesin. Soğuk falan dinlemem. Şimdi eşimle, bakın bu tabaklar, yani bardaklar bende 3 senedir var dondurma için. Yıkadım daha demin. Bir kere bile kullanmadık ve ben de eşime dedim ki taşınmadan ilk ve son kez burada yiyelim bu evimizde. Şöyle dondurmamız var ve şöyle waffle'ler. Şimdi bize tabak hazırlayacağım. Günaydın arkadaşlar. Ertesi günden hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir bugün de. Ben uyandım. Kendime bir kahve yaptım.
Şöyle bir şey demem lazım. Ben hamile kalmadan önce cidden her gün kahve içen bir insandım. Yani kahveyi çok seviyordum. Hala da çok seviyorum ama içimde o böyle hani içesim gelmiyor her gün. Bu tabii iyi bir şey çünkü her gün kahve bence iyi değil. Tabii içebilirsiniz hani miktarına bağlı. Ama bende mesela şöyle bir şey oldu. Hamileliğimin ilk döneminde yani ilk 3 ay ağzıma kahveyi bile vuramıyordum. Cidden midem bulanıyordu. Videomu izleyenler bilir, ben anlatmıştım kısa bir. Orada söyledim yoğun bir bulantı geçirdiğimi. O zamanlar hiç kahve göresim gelmiyordu, içisim de gelmiyordu. Ama şimdi böyle son 1-2 aydır yine rahatladım. İçebiliyorum yani midem bulanmıyor. Ama dediğim gibi pek fazla tüketmiyorum. Böyle haftada bir kere içsem yeterli oluyor. Bazen hatta bu 2 haftayı da buluyor. Öyle şimdi bugünlük de kendime latte macchiato yapayım dedim. Ve iyi geldi. Şimdi kahvemi içeceğim. Ondan sonra kendime hızlıca kahvaltı hazırlayacağım. Yani hafta içi olduğundan dolayı yine böyle avokadolu ekmek yerim büyük ihtimal. Bu arada arkadaşlar bakın ben bunu Shein'den almıştım. Geçen göstermiştim. Aşırı derecede rahatlar ve hepinize tavsiye ediyorum. Böyle giyindim, tokamı da taktım. Dedim bari bundan bağlayayım, uyumlu olsun. Ve arkadaşlarım kahvaltımı yapmadan önce bir konuya değinmek istiyorum. Yani normalde böyle yorumlara hani videomda pek fazla yer vermem. Ama bu sefer gerçekten çok nasıl diyeyim yorumu gerçekten itici buldum. Bir takipçim yani tabii ki de ben yoruma açık bir insanım. Her zaman zaten hani yazanlar oluyor. Hiçbir şekilde bir şey demiyorum. Ama şöyle ki bir arkadaşımız tabii belki kötü niyeti de yoktu bilmiyorum. Bir arkadaşımız yazmış ki Rümeysa öjelerle nasıl gusül abdest alıyorsunuz? Gerçekten çok merak ediyorum yazmış. Yani ben de şöyle yorumu okudum ve düşündüm ki arkadaşım yani oje silme suyu ilacı neden var? Tabii ki de ojeleri çıkartmak için. Yani bilmiyorum bu soru bana acayip mantıksız geldi. Sanki böyle bana üstten bakıyormuş da yargılıyormuş gibi geldi. O yüzden bu konuya değinmek istedim. Oje sürmeyi ben seviyorum evet. Ama her gün kullanmıyorum. Yani gerektiğinde tabii ki de çıkartmamız lazım. Yani bunu Müslüman olan herkes biliyordur. Yani abdest almadan ojeler illaki çıkartılır. Yani bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden şunu demek istiyorum ki bence siz olun ve kimseyi yargılamayın. Çünkü onun altına da bir takipçim daha yazmış. Sen oje kullanıyorsun. Ne bileyim ne. Ben de dedim ki hani ben hiç oje kullanmıyorum mu dedim. Tabii ki de kullanıyorum. Hatta severek de kullanıyorum. Yani tamam iyi bir şey olmayabilir. Yani pek de gerekli bir şey değil ama sevdiğim için arada sürüyorum. Ve fark ettiyseniz bu son 2 haftadır ilk hatırlıyorum ben cinsiyet partisinde kırmızı sürmüştüm. Ondan sonra pembe oje almıştım. Onu kullanmıştım. Yani bu son 2 hafta böyle hani sürüp değiştirdim ojelerimi. Sanırım bu birkaç kişiyi rahatsız etmiş. Ama arkadaşlar lütfen herkes kendi Müslümanlığına baksın. Hepimiz dört dörtlük değiliz. Hepimiz neyin ne olduğunu biliyoruz. O yüzden lütfen böyle insanları yargılamayın. Çünkü inanın bana herkes biliyordur bunu. Veya ben gidip hani şu adı neydi ya? Gelinle ilgili oluyor ya. Manikürcüde gidip yaptırıyorlar. Bir ay falan kalıyor. Ben de gidip demiyorum ki ya sen niye bunu yaptırıyorsun? Nasıl abdest alıyorsun? Abdestin geçiyor mu diye sormuyorum. Çünkü bu beni ilgilendirmez. Herkesin kendi bileceği bir şey. O yüzden ben hiçbir şey demiyorum yani. Siz de demeyin yani. Bırakın herkes nasıl biliyorsa öyle yapsın. Ve inanın bana ben biliyorum ne yaptığımı. Sürmesi ve çıkarması da benim için 2 dakikalık bir iş. Evet. Bunu da böyle bahsettim. Belki çoğunuzu ilgilendirmeyebilir ama ben gerçekten böyle yorumlara pek anlam veremiyorum. Bilmiyorum ya. Neyse fazla uzatmaya da gerek Ve yok. eminim ki şimdi bir iki kişi, bilmiyorum belki sadece bir kişi, illaki zaten çıkıyor böyle insanlar, yorumlara yazacaktır ki farkındaysan neden kullanıyorsun diyeceksiniz. Ama dediğim gibi herkes kendi Müslümanlığına baksın. O yüzden insanları yargılamayın. Eğer siz iyisiniz, siz yapmıyorsanız ne mutlu size, sizin sevabınız. Bırakın hani şeyiniz öyle kalsın yani günaha girmeyin başkasını yargılayarak. Bu kadardı. Umarım sizi çok sıkmamışımdır. Şimdi mutfağa geçiyorum kahvaltı Evet arkadaşlar bu benim en sevdiğim kahvaltı tabağım. Acayip doyuruyor beni. Gerçekten zaten avokadonun bugün tümünü yiyeceğim ve bu beni çok tok tutuyor. Çok iyi vitaminleri var zaten. Çok da severek yiyorum. Kendime böyle bir tabak hazırladım. Şurada da haplarım var. Bunu afiyetle yiyeceğim. Ondan sonra temizliğime başlayacağım.
arkadaşlar, şu an ışıklar kapalı, o yüzden karanlık. Ben tüm temizliğimi bitirdim. Bulaşık makinem çalışıyor, çamaşır makinemi de çalıştırdım. Şimdi ışıkları kapattım ve biraz uzanacağım, televizyon izleyeceğim. Saat şu an 3 ve yemeği de saat 5'te başlayacağım. Balık yapacağım, yanına biraz sebze yaparım ve patates püresi yapmayı düşünüyorum. Öyle yaptıktan sonra onu da gösteririm size. Bu şekilde şu anlık başka bir şey yapmıyorum. Uzanacağım biraz dediğim gibi. Kızlar, ben yemeğe başladım. Buraya böyle mantar doğradım. Bir de böyle zeftelerim vardı. Bunlar güzel bir haşlansın mı kızartsın mı artık. Sonra burada balık kızartıyorum. Sonra patates püresi yapacağım. Şu an dolabı çıkartıyoruz komple. Bakar mısınız? Burak kırık resmen. Oynuyor böyle. Yani resmen çöplük bir dolap. Kapaklarını çıkarttı Akif. Parçalarını çıkartıyor ama şimdi dikkat et ha, açılıyor. Şurmaz bundan sonra gerisi ince ya. Şöyle. Buraya indiriyoruz her şeyi. Sonra da arabaya koyacak Akif. Ben de maalesef yardım edemiyorum ya. Sadece böyle vidaları falan çıkartınca onları kaldırıyorum. Malum ağır şeyler kaldıramıyorum. Evet, son durum gördüğünüz şekilde böyle. Buraya koyduk şimdi dolabın olduğu yere. Bunlar da artık gideceğimiz gün götüreceğiz. Burada birkaç kıyafeti bırakmıştım giyinmek için. Diğer şeyler hepsi şu an salonda.